Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler bir kanalına hoş geldiniz. Futbol 2022'de en hızlı oyuncular hangileri, hatta en hızlısı hangisi, bu videomuzda onlara bakacağız. Ama öncesinde 100 My Club parası ile alakalı dün yeni bir kampanya başlamıştı. Fakat birçok arkadaşımıza bu 100 My Club parası gelmedi. Konami de onunla ilgili resmi bir açıklama yaptı sonunda. Geç oldu ama bugün itibariyle açıklama yapıldı. Konami'nin açıklamasını hemen göstereceğim. Fakat bu linki, bu 100 My Club parasını almak için Japon VPN ile oyuna girmek şart. Hatta dün birkaç tane videoda nasıl yapıldığını da sizlerle paylaşmıştım. Sadece bir linke tıklamak bile yetiyor aslında. Fakat 100 My Club parasını ben 3 hesapta yaptım. İkisini de verdi. Üçüncüde hala vermedi. Fakat Konami açıklama yaptı. Hemen açıklamayı göstereyim. Bazı kullanıcıların eFootball Champions Scouts yeniden başlatma kutlama kampanyası ödüllerini alamama sorunu yaşadıklarını fark ettik. Tabii bununla ilgili sadece bizler değil, Japonlar olsun, Amerikalı, Avrupa'da oynayan herkesler bu sorunu yaşadı. Ben dünyanın dört bir yanından şikayetlere baktım, çözüm yolları aradım. Tabii ki bunun doğrultusunda da Konami'den gelen açıklamaya baktığımızda, uygulamanın içinde gösterilen duyurudaki bağlantıya dokundukları için ödül olarak 100 My Club parası sözü verildi. Ancak görünen o ki bazı insanlar bunu henüz almamış. Almamış değil, alamadı. Yani sanki biz keyfi almadık diye bir durum yok, alamadık. İçiniz rahat olsun. Biraz zaman alsa da birkaç saat veya bir güne kadar ödülünüz size gönderilecektir. Ödülünüz gelen kutunuza gelene kadar sabrınızı rica ediyoruz. Yani ödülü verecekler, fakat zaman konusunda biraz daha beklemek gerekiyor. Ödül alan arkadaşlarımız aldılar. Onun dışında alamayan arkadaşlarımız, linke tıklamasına rağmen alamayan arkadaşlarımız bir süre daha bekleyecekler. En azından Konami'den resmi bir açıklama gelmesi iyi oldu. Bizlik bir hata değil aslında, Konami'den kaynaklı bir hata. Şimdi asıl mevzuya geçelim arkadaşlar. eFootball 2022'de oyuncu seviyelerine bakalım hemen. eFootballDB.com sitesindeyiz. Şu an oyuncu seviyelerini açıklayan tek kaynak burası. PES Master açıklamadı. Onun dışında PESUP uygulaması açıklamadı. eFootballDB.com sitesi bunları açıkladı. Normal kartlarına göre en yüksek seviyeli futbolcuların çoğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Speed'e tıkladık. En yüksek hızla oyuncuları üst taraflara aldı. Mesela Traore var. Açalım kendisini. James var, Coman var, Hakimi var, ama o tabi Hakimi'den daha hızlı futbolcular da var. Liste birazcık karışık. Örneğin Mbappe çok hızlı ama Mbappe aşağılarda. Mbappe 89'da başlıyor. Maksimum seviyesi ya 95 ya da 96'ydı. Aubameyang da önemli oyunculardan bir tanesi. Sağ bek Walker, Davis. Davis'te bakmak gerek. İlk seviyesi 87 Davis'in. Mane de önemli. Almiron diye bir oyuncu var. Daka diye bir oyuncu var. Muhammed Salah belki çok yüksek seviyeye çıkamayabilir. En hızlı olmayabilir. Ama en azından bakalım. İlk seviyeleri çok yüksek. 88'lik futbolcular var. Hernandez maksimum seviyelere ulaşmaz. Ama en azından bir bakalım. Ne kadar olacak? Pepe önemli. Sané 85'te başlıyor. Çok yukarılara çıkmayabilir. Rashford 86. Maksimuma bakarız. Williams. Haaland. Haaland da önemli. En yüksek seviyeli olmayacaktır ama yine de yüksek seviyelere çıkacak oyunculardan bir tanesi. Sterling de oyunun hızlı oyunculardan birisi. Ona da bakarız. Dembele 86 ile başlıyor. Maximin de önemli. 86 ile başlıyor. Ndiaye. Açalım bunları da. Daha ilk seviyeleri 85-86 olan futbolcular bunlar. Sonrasında 84'lükler var. Wan-Bissaka 85 ama çok yükseğe çıkmaz diye düşünüyorum. Rafa Silva normalde PES 2020'de bayağı hızlıydı. Orada ben çok kullanıyordum. Burada Hudson-Odoi var. Sar var. Yine de bir bakalım. 85'le başlıyorlar. Vieira bakalım 85. Lamptey diye bir oyuncu var 85. Zaha tabii her geçen yıl düşüyor Zaha'da. Eski zamanlarda çok kullanılan bir oyuncuydu. Hadi ona da bakalım Zaha'nın son durumu neymiş. Hemen şöyle aşağılara doğru da inelim. 85'likler varsa ilk seviyeler. Bundan sonraları hep 84'le başlıyor. Pedro'ya bir bakalım. Onu da en azından bir maksimum seviyesini görmüş oluruz. 85'likler yok. Bunlar artık 84'le başlıyor. O yüzden bunları şimdilik açmayacağım arkadaşlar. Bunları maksimum yapsak da zirveye çok çıkamazlar. Tıkladıklarımıza bakalım. En yüksekler bakalım kaça çıkacak. Traore maksimum 90 seviyeyi görüyor. Hız anlamında hız 95. Hızlanma da 95. Buradaki değeri de totalde 96. Herhalde 96'ya çok yakın anlamında. 95-95 olduğunu görmekteyiz. Biz hıza bakalım. Speed, hız. 95 değerine sahip Traore şu an en yüksek seviyeli oyuncu bu. İkinci oyuncuya bakalım. Traore'den sonra kim var? James var. Manchester United'ın oyuncusuydu. Leeds United'da transfer oldu. Takımı da iyi güncellenmiş. Maksimum seviyesi de 88.
95 hız değerine sahip, 96 hızlanmaya sahip. Onun da 95 hızı var. Oyunun hızlı oyuncularından bir tanesi. En hızlılarından. Kuman'a bakalım. 93. En hızlı kategorisinde değil ama hızlı oyunculardan bir tanesi. 93 hız değerine sahip. Hızlanması 91'de. Hakimi sağ bek oyuncusu. 93 hız değerine sahip. Ben mor kartını özellikle düşürmeyi çok istiyorum Hakimi'nin. Paris Saint Germain umarım. Ben tabii kendi görüşüm. Çok istediğim kulüplerden bir tanesi. PES 2021'de kulüp seleksiyonu az geldi. Mor kadrosunu pek oluşturamadık. Bu sezon mor kadrosunu kurmak istiyorum. Kaleden forvete kadar yıldızlar topluluğu. Sonun maksimum seviyesi kaç? Speed'de hızda 92, hızlanması 88. Hız değerine bakalım. 92. 95'lik oyuncular vardı burada. En yüksek 95'i gördük ama Mbappe acaba kaç? Mbappe'nin hızı 93. Hızlanması 92. Burada 94'e yuvarlamışlar. Hangi mantıkla yuvarlamışlar 94'e? 93 hız değeri var. Speed değerine baktığımız zaman oyunun en hızlı oyuncuları değil. Traore James daha hızlıydı. Devam ettiğimiz zaman Aubameyang 92 hız değerine sahip. Hızlanması 88. Aubameyang da tabii ki artık yaşı ilerleyen oyunculardan bir tanesi. Walker sağ bek oyuncusu 92 hız değerine sahip ama hızlanması 81. Devam ettiğimizde Davis sol bek oyuncusu hız değeri 94. O da en hızlılardan bir tanesi. 94 94 93'e yuvarlamış. Hangi mantık bu? Ben bunu çözemedim bu mantığını. Mane hız değeri 92, hızlanması 93. 90 üzerinde hız değerine sahip oyunculardan birisi. Almiron 92 hız. Hemen hızlı devam edelim. Daka 93 hız. En yüksek ama 95'i gördük. Salah oralara çıkamaz. 91 hız. Orsic baktığımız zaman 92 hız. 90 üzerinde olan futbolculardan. Ama en hızlılar değil artık. Biraz hızlar hız değerleri düştü. Hernandez 92. Kendi bölgesi için, sol bek için güzel bir hız değeri. Daha bu, bir de bunlar normal kartları. Mor kartları olduğu zaman daha da yükselecektir. Pepe'ye bakalım Arsenal'den. 92 hız değerine sahip. Artık seviyeler 95'ten uzaklaştı. Sané ne kadar? Sané de 92. Bayern Münih mor kadrosu da kurmayı çok istiyorum. O anlamda merak ettiğim oyunculardan. Rashford 91 hız değerine sahip. Williams'a baktığımızda o da 91 ama hızlanması düşük. Mbappé'ye baktığımız zaman 91 hız. Haaland çok önemli. Normalde 99 seviyeyi gören bir futbolcu, paylaşılan değerlere göre hızı 92, hızlanması yavaş. Hızlanma anlamında 81 ama hız değeri 92. 90'ı geçiyor. Timo Werner Chelsea performansı hayal kırıklığı oldu. 91 hız değerine sahip. Sterling'de hızlı oyunculardan bir tanesi. Onun hız seviyesi 90, hızlanması 94. Sonrasında Dembele 90 hız değerine sahip. Dembele de Maxim'in hızlı bir futbolcu. 91 hız, 93 hızlanma. Ndiaye'ye baktığımız zaman da 91 hız değerine sahip. Semedo 90 hızlanması 85 sağ bek oyuncusu. Bailey'e baktığımız zaman 91 hız değeri. 90'ın üzerindeler bunlar da. Elis ismindeki futbolcuya baktığımız zaman 91. Wan-Bissaka sağ bek oyuncusu 90. Artık seviyeler düşmekte. Rafa Silva'yı ama merak ediyorum. PES 2020'de özellikle. Normal kartını ben bayağı kullanmıştım. Altın top o normal kartını. 90 hız, 90 hızlanma. Değerlerine sahip hızlı bir futbolcu. Hudson-Odoi'ye baktığımızda 92 hız değerine sahip Chelsea'nin futbolcusu. Gayet yine de hızlı değerler. Sara baktığımız zaman 90 hız, 92 hızlanma. Vieira'ya baktığımız zaman 89. Artık 90'ın altına indik. Bundan sonra da 96'ya iner miyiz acaba? Lamptey 90. O, hızlanma çok yüksek. 97 hızlanma. İlk defa bunu gördük. 92 hız, 97 hızlanma anlamında en yüksek seviyeli futbolcu kendisi. Hızda da 95'i görmüştük maksimum. Zaha ne kadar? Zaha'nın artık 89 seviyede düştüğünü görmekteyiz. Van Aanholt'a baktığımız zaman da Hollandalı futbolcu, sol bek oyuncusu, Galatasaray'ın futbolcusu. Hızlı bir sol bek oyuncusu, 89 hıza sahip, 88 hızlanma. Şu değer 90 diyor ama hangi mantık, bir hala çözemedim. Normalde bunu ortalasan, ortalamasını alsan 90'la alakası yok. Vardır bir mantıkları muhakkak. Yakın değerleri belki de paylaşıyorlardır. Evet, en son futbolcuya bakalım. Pedro Neto. O da
90 hız, 91 hızlanmaya sahip. Diğerleri daha düşük seviyelerde olacaktır. En hızlı futbolcuları 95 seviyelerinde gördük. Mbappe gibi süperstar futbolcular belki en hızlı futbolcular değildi ama Haaland, Mbappe, Salah gibi oyuncular da 90 diğerinin üzerindeydi hız anlamında. En hızlı futbolcular şu an eFootball DB sitesinin paylaştığı verilere göre arkadaşlar bunlar. Peki bu veriler ne kadar doğru? eFootball DB tek paylaşan kaynak. PESmaster, PESUP paylaşmadı hiçbir şekilde veri. Hatta onlar bile bazen bir oyuncu hakkında iki farklı görüş bildirebiliyordu. Diyordu ki maksimum seviyesi 98, diğeri 97 diyordu. Anlaşılmadıkları nokta oluyordu. Şimdi bir de eFootball DB sitesi çıktı. Hatta uygulaması bile var arkadaşlar. İndirebilirsiniz. Onların da belirttiği veriler bunlar. Doğru olduğunu söylüyorlar. Twitter adreslerinden de takip ediyorum. Farklı Twitter adresleriyle paylaşımlar da yapılıyor bununla alakalı. Onlar da bu veriler doğru diye ısrarcılar. Bakalım oyun çıktıktan sonra biz bu oyuncuları fullediğimizde hangi kaynak en doğru bilgiyi veriyor? Şimdilik elimizdeki tek kaynak bu olduğu için buradan oyunculara bakabiliyoruz. Oyuncularla ilgili sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.